organize sanayi bölgesi meslek lisesi ile şu anda karşı karşıyayız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, dinliyoruz. Zati devletlerinizi Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan saygı ve hürmetle selamlıyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, ilimizde toplamda 45 adet mesleki eğitim merkezi bulunmaktadır. Malumlarınız olduğu üzere 3 adet de organize sanayi bölgemiz bulunmaktadır. Daha önceden 673 olan çırak sayımızı Sayın Cumhurbaşkanım bir ayda Sayın Milli Eğitim Bakanımızın ve Sayın Sanayi Bakanlarımızın da teşvikleriyle yaptığımız çalışmayla 3200'e kadar yükselttik. Hala da bu sayıyı yükseltmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler Erzurum'da yaşayan yöneticiler olarak başta zatı devletlerinizin destekleriyle Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ve İçişleri Bakanlarımızın bize sağladığı imkanlarla ilimizdeki istihdam sorunu çözmek maksadıyla bütün kamu kaynaklarını organize sanayi bölgelerinde ki hizmetlere, fabrika yapımına harcıyoruz efendim. Erzurum hayvancılıkta olduğu gibi inşallah zatı devletlerinizin destekleriyle sanayide de zirve kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 3 adet organize sanayi bölgemizde toplamda 15 bine yakın istihdam sağlamış bulunmaktayız ve arz ettiğim gibi zatı devletlerinizin bizlere sunmuş olduğu imkanları da Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizle sanayicilerimize vakfetmiş durumdayız. Yani işsizlikle mücadele etmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz ve bu yönde de Allah'a hamdolsun olumlu adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanım, hem ilimizin eğitimine göstermiş olduğunuz hem de sanayimize vermiş olduğunuz destekten dolayı hürmetlerimi ve saygılarımı Dadaşlar Diyarı'ndan arz ediyorum efendim. Evet, şu anda kordela önünüzde bugünün hatırasına elinizdeki makasları kordeleyi kestikten sonra sizler hatıra olarak saklayabilirsiniz. Ankara'dan selamlar, sevgiler ve Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi tüm Erzurumlu gençlerimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Evet, şimdi Konya'ya geçiyoruz. Konya'da AK Parti Konya Sayın Milletvekili Gülay Samancı, alinizi, Konya Valisi heyeti aliyenizi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kaymakamı Ömer İlmi Yamlı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükçü. Duyuyor musunuz bizleri? Duyuyoruz efendim. Şöyle bir zoomlayarak. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten zoomlayarak, abimizi ve heyet. Vali Bey, şöyle bir zoomlayarak okulu heyeti görelim. Heyeti halinizi saygıyla, muhabbetle okulu görelim okulu. Yüzüncü yıl mesleki eğitim merkezi. Birinci organize sanayide milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ve sanayicilerimizle beraber, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle beraber
selam saygılarımızı arz ederken eğitim ve marifetin merkezi sanayi ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zat-ı Ali'nizin belirlemiş olduğu strateji doğrultusunda milli sanayi hamlemizin altını dolduracak böylesine bir projeyi il olarak müşahede etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 8 tane organize sanayi bölgesinde 8 okulumuzla eşleştirme yapılarak bu merkezler açıldı. Bu merkezlerin hem mesleki eğitime çok iyi girdi sağlayacağını, hem bu okulların izleme değerlendirme sistemini kavileştireceği kanaatimizi belirterek hayırlı uğurlu olsun diyor, saygılarımızı arz ediyoruz. Evet, makaslar bugünün hatırası olarak sizde kalıyor ve kordalayı da bu şekilde keseceksiniz. Şu anda Ankara'dan sizlere selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi İstanbul Tuzla'ya geçiyoruz. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi. Evet, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, zatı devletinizin şahsında tüm hazırını Tuzla ilçemizden, Tuzla Organize Sanayi Bölgemiz ve yeni açılışını yapacağımız Mesleki Eğitim Merkezimizin bahçesinden sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Çok Sayın teşekkür ediyorum. Önce şöyle bir okulu 21 Aralık'ta Ali Bey bir okulu görelim. Başüstüne efendim. Maşallah. Güzel de bir eğitim merkezi olmuş. 0 kilometre belli. Durdurun, durdurun onu. Ali Bey. Sayın Cumhurbaşkanım. Tuzla Mesleki Eğitim Merkezi'nde şu anda kaç öğrenci mesleki var? Mesleki eğitim kanunumuzla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanım. Mesleki eğitim kanununda değişiklik yayınlandığından bu yana 25 bin aileye bu kanunun tanıtımını yaptık. Yani kalfalık, ustalık belgesi ve nihayetinde meslek lisesi mezunu olma yolunu açan, bu çığır açan bu kanun uygulamasıyla ilgili yaptığımız tanıtımda 10 günde 10 binin üzerinde öğrencimizi hamdolsun kaydettik. Sayın Valim. 8 organize sayın sanayi valim. Bölgemizde Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Valim. Efendim. Şu anda. Buyurun efendim. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi buradaki Mesleki Eğitim Merkezi'nde kaç öğrenci var? Öğrencimiz var efendim. Tuzla'da 258 öğrenci kaydettik. 8 organize sanayi bölgemizin toplamında 2000 rakamını aştık. Onların dışındaki meslek eğitim merkezlerimizle beraber bu sayı hamdolsun 10.000'e ulaştı Sayın Cumhurbaşkanım. Tuzla'da. 258. Sayın Cumhurbaşkanım, Tuzla Organize Sanayi Bölgemizin içine açmış olduğumuz mesleki eğitim merkezimizde 10 günlük süre içerisinde 258 öğrencimiz kaydoldu. 258. Diğer 7 organize sanayi bölgemizdeki mesleki, evet efendim, diğer 7 organize sanayi bölgemizde ve bunların dışında toplamda bakanımızın talimatıyla çok kısa zamanda biz 315 mesleki eğitim merkezi sayısına ulaştık. Durmuyoruz. Gece gündüz işverenlerimiz, eğitim idarecilerimiz hep beraber ailelere, öğrencilere bu büyük çığır açan nimeti anlatıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım ve şunu söylemek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok daha yukarı rakamlara ulaşacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanım, kalfalık belgesini alıncaya kadar asgari ücretin 1/3, ustalık belgesinde de o süre içerisinde de yarısını alması gerçekten işverenlerimizde çok büyük bir sevinç oluşturdu. Ben zat-ı devletinize şükranlarımı arz etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Ankara'dan sizleri selamlıyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bugünün hatırasına makaslar ve kordela sizde hatıra olarak kalsın diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Evet, hayırlı olsun. Efendim, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız 3 farklı noktadaki açılışlarımızı canlı bağlantılarla gerçekleşmiş oldular. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim, şimdi yüksek müsaadelerinizle günün anısına Sayın Bakanlarımızın toplu açılışından önce bir hediye arzları olacak. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, bizler de hediyenin muhtevasından bahsedelim efendim. Bu hediyemiz 1868 yılına ait Sultanahmet Sanayi Mektebi şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Burası şu anda Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kullanıyor Sayın Bakanlarımız tarafından. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi organize sanayi bölgeleri mesleki eğitim merkezlerinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi ve OSBÜK Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Gökbaşkanımızı da sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, hazır mıyız? Tüm organize sanayi bölgesi meslek liselerinin açılışını buradan yapıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Efendim, böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan organize sanayi bölgeleri mesleki eğitim merkezinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup milletimizin, ülkemizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserlerin milletimize, ülkemize, vatanımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Ve böylelikle organize sanayi bölgeleri mesleki eğitim merkezleri açılış programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle bizleri onurlandırıyoruz.